bir zehirleme vakası olmuş. Bunun gereği de hem adli hem idari yönden gereği yapılır. İnşallah. Yapılacak da. Bundan emin olun. İnşallah. Ama emin olun diyorum size. Bu, şu anda bu olayı provoke etmenin zamanı değil. Sizden rica, sağlıklı olanlar içeri girsin. Rahatsız olanları da gönderiyoruz. Lütfen bunu provokaya çevirme. Propaganda değil bu. Ben hocam hakkımızı ne zaman savunacağız ama? Bakın susmamızı müsaade edin. Arkadaşlarımız Allah aşkına 5 kişi taburcu oldu. Yarın inşallah burada. Amca evladım burada olsaydı ne yapardı? Vallahi evladım olsaydı yemin ederim şu anda şurada olur. Evladım da olsa hayırlı olur. Senin evladın olsa. Buraya burada bak hayat diyelim lütfen gider misin? Ben iki arkadaşlar. Kimse böyle susturma. Ben liderim. Ya bir sus kızım. Benim liderim. Ben bu yemin olsaydı ben ne halde olur? Kızlar rica ederim. Türkiye'siz insanlar var ya. Aileler buraya gidiyor. Kızlar bir dakika bir konuşun. Kızlar bir dakika. Sizin için buradayız. Bakın ambulanslarımız geliyor. Durumu kötü olan var mı? Kendini hissetmeyen bize doğru gelsin. Yok bu ne doğru. İyi misiniz? İyi misiniz? İyi olanlar. Yemeği yemedi. Çok şükür dışarıda. Olmuyor da bilir miyim? Hadi, hadi lütfen içeri girer misin? Arkadaşlar zorla içeri sokulacaksınız ama susmayın. Hastanelere gidilerek rahatsız olan kız öğrencilerini ziyaret ettik. Genellikle mide bulantısı, kusma gibi belirtiler. Kız öğrencilerin en büyük rahatsızlığı oydu. Daha sonra kız öğrencilerin birçoğu taburcu edildi. Ve taburcu edilmelerinin sonucunda da şu anda sadece iki kişi hastanede kalmış. O da yetkililerin söylediğine göre başka rahatsızlıkları olduğundan kaynaklı hastanede kalmışlar. Yani bu tür olaylar yıllardır toplu yaşam alanlarında vardır. Toplu yaşam alanlarında sürekli bu tür zehirlenmeler, bu tür rahatsızlıklar oluyor. Bunu biz şeye bağlıyoruz, yani sonuçta verilen gıdaların, verilen yemeklerin sağlıksız koşullar altında yapılması, denetimsiz yapılması, hem gıda mühendislerinin kontrolünün yeterince olmaması, hem diyetisyen hekimlerin bu noktada yeterince kontrol edilmemesi. Ayrıca en önemli şey de ihalelerin Ankara merkezli yapılması. Dolayısıyla Ankara merkezli yapılan ihalelerin hemen hemen tümünde bu tür sıkıntılar var. Şunu da çok iyi biliyoruz. İktidar bu tür ihaleleri kendi yandaşlarına veriyor, kendi yandaşlarına peşkeş çekiyor. Çünkü olabildiğince kendi yandaşları olduğu için denetimsiz bırakıyor. Aslında burada en büyük sorumluluk iktidarın.